kapılarına. Değerli canlar, Harlı Devreş, Raya Hakkaneli inancının en önemli kutsal mekanlarından Düzgün Baba Mekanı ve Cem Evi'nin hizmetkarları olarak bugün bir aradayız. Bu kutsal mekanda geçmişten bu yana inancımızla, değerlerimizle, kültürümüzle örtüşmeyen uygulamalara bütün Alevi camiası tanıklık etmiştir. Bu mekana gelen ziyaretçi canların yaşadığı sorunlar ve sıkıntılar bütün halkımızca bilinmektedir. Düzgün Baba Cem Evi'nin inancımızın gereklerine uygun hizmet vermesi hepimizin temel beklentisidir. Cem Evleri inancımızın, dinimizin, kültürümüzün, toplumsal değerlerimizin yaşam bulacağı mekanlara dönüşmelidir. Halka dönük hakça paylaşımı esas alan, adil, eşitlikçi, inancın özünden sapmayan bir anlayış, işleyiş ve demokratik sistemin kurumsallaşması olmazsa olmazımızdır. Bizler de böylesi bir iddia ile Raya Hak inancının mensupları olarak bu kutsal yola ikrar vermiş canlarız. Böylesi kutsal mekanlarda halkın değerlerini adeta yağmalayan uygulamalara seyirci kalmanın da sessiz kalmanın da doğru olmadığı bilinciyle sorumluluk üstlendik. Üyesi olduğumuz Düzgün Baba Cem Evi'nin yönetimine talip olduk. Yönetime geldiğimiz 3 aylık bu kısa sürede bütün baskı, tehdit ve saldırılara rağmen bir an olsun yürüdüğümüz yoldan geri adım atmadık. Rızamaya esas aldık. Kapsayıcı, kucaklayıcı bir dil ve pratikle hareket ettik. Şahsım ve yönetimde yer alan kim arkadaşlarımızın yıllarca demokratik mücadele içerisinde yer almaları, düşüncelerimizden ve toplumsal duruşumuzdan kaynaklı halklarımızın binlerce evladı gibi bu ülkenin karanlık zindanlarından geçmiş olmamız bizim hedef gösterilmemiz için bir gerekçe yapıldı. Bu kutsal mekanı yıllarca rant kapısına çevirmiş malum kişiler ve onlara yol gösteren kamuoyunda gri pasaportu imam dedeler olarak bilinen gerici kim unsurlar bu yol düşkünlerini halk içerisinde meşrulaştıran, kol kanat geren, bu anlayışa karşı hak sözü söylemek, hak olan için direnmek yaşamın olmazsa olmaz, değişmez temel kuralıdır. Bu 3 aylık yönetimde yer aldığımız süreçte sözlü ve fiziksel saldırı girişimleriyle karşılaştık. Halkımızın gözü önünde gerek yaptığımız kongre ve toplantılarda gerekse toplumsal faaliyet içerisinde bulunduğumuz alanlarda defalarca tehdit edildik. Değerli hakkı canımıza dönük yapılan bu saldırıyla beraber bu durum yargıya intikal ettiği için bu tehditleri savuran kişilerin isimlerini zikretmeyi doğru bulmuyoruz. Fakat bu çeteci anlayışın hedefi bizler şahsında bütün Alevi camiası ve kurumlarıdır. Hakkı arkadaşımıza dönük bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Hakkı arkadaşımız 12 Eylül karanlığında henüz çocuk yaştayken bu ülkenin zindanlarıyla tanışmış. O günden bu yana toplumsal duruşuyla, mücadelesiyle halkımıza ve demokratik kanununda tanınan, bilinen, saygın bir kişiliktir. Düzgün Baba Cem Evi olarak birçok çalışma ve faaliyetle gündeme geldiğimiz böylesi bir dönemde saldırıya uğramamız manidardır. Bizler sadece hizmette değil, gerici sisteme karşı demokratik bir anlayışı esas alan Alevi'nin toplumsallığı ve direnişçi özünden koparmaya çalışan, ehlileştirmek isteyen gerici anlayışa karşı bir duruş ve tutumu ortaya koyduğumuz böylesi bir süreçte hakkı canımız şahsında hedef alıyoruz. Tam da yüksek sesle dilimiz, kimliğimiz ve kültürümüzü yaşatacağız ve bunun için mücadele edeceğiz dediğimiz bir dönemde bu saldırıların gelişmesi bizler şahsında demokrasi güçlerine, Alevi kurumlarına, inanç örgütlerine bir tehdit ve mesaj içermektedir. Hakkı arkadaşımız şahsında gelişen bu çirkin saldırı, Raya Hak, Alevi halklarına reva görülen bu yaklaşım, bin yılların katliamcı zihni ve zihniyetidir. Raya Hak Alevi kurumları, rızalık mekanlarıdır. Hak ile nahak, mazlumla zalimin mücadelesi, dün olduğu gibi yaşadığımız demi devranda devam etmektedir. Şiddet ve tehditlerle bizlere geri adım attırılmak istemektedir. Günümüz yezidleri şunu bilmeliyiz ki, Hüseyin'i duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Hak ve hakkat mücadelemizde bir adım olsun geri atmayacağız. Bütün demokrasi dinamiklerine Raya Hak Alevi inancımızın düsturu olarak açık çağrıda bulunmak elzem bir görevdir. Bu vesileyle
Düzgün Baba'dan, Hardı Devreş'ten sesleniyoruz. Halkımızın değerlerinin yaşam bulduğu bu kutsal mekanlar asla ve asla gericiliğe teslim edilmeyecek. Demokrasi güçlerine ve demokratik kanuna, Düzgün Baba cenevine dönük bu saldırıya karşı daha güçlü ses çıkarmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz. Mahirs mahirami ita maveri kemeri mübarek derime nazar cem ediyor. Cem evide bu çirkin saldırılar olmaması lazım. Buranın yönetim kuruluna kesinlikle hak etmemişler bunu. Oyla seçilmişler, yönetim kurulu ve başkanlarıyla birlikte oyla seçilmişler. Halkın oyuyla buraya gelmişler. Üyelerin oyuyla buraya gelmişler. Onun için lütfen bu tür saldırılara karşı tek yumruk olalım. Biz diyoruz ki yolumuz Hak Muhammed Ali yoludur. Hak Muhammed Ali yolu rıza yoludur. Bu rızadan anlamayanlar tabii ki bu yolun dışında kalırlar. Bizim yolumuz cebir yolu değildir, şiddet yolu değildir. Barış yoludur, kardeşlik yoludur, sevgi yoludur. Bu barıştan, bu doğruluktan, bu sevgiden anlamayanlar tabii ki Düzgün Baba'ya da layık değildir. Evet, demin rehberimizin de söylediği gibi burada seçimle başa gelmişler ki canlarımız varsa bunlara karşı daima saygı göstermek lazımdır. Bugün bunlar var, yarın bir başkaları gelir. İlahi her geleni dövmek mi lazımdır? Bu cebir, bu şiddet, bu kin, bu nefret bizim yolumuzda olmaması lazımdır. Ve diyorum ki Düzgün Baba gelenler buraya dede için gelmez. Cem evi için de gelmez. O Düzgün Baba'nın gönül dostlarıdır, gelenlerdir. O zaman biz de Düzgün Baba'nın o gönül dostlarına gönüllerine hizmet etmemiz lazımdır. Yönetimimiz yeni, başkanımız yeni. Ben de burada yeniyim. Buraya geldik, gönül verdik. Ya düzelteceğiz, ya düzelteceğiz, ya güzelleştireceğiz, ya güzelleştireceğiz diye geldik. Burası sıradan bir mekan değildir. Burada biz mübareğin himmetiyle bulunuyoruz. Onun izin vermediği insanlar bırakın görev yapmayı. Kamuoyundaki canlar takdir eder ki ziyaret dahi edemez. Sevginin olmadığı yerde nefret, barışın olmadığı yerde savaş, ilmin olmadığı yerde cehalet olur. Biz istiyoruz ki sesimizi, yumruğumuzu yükseltmeyelim. Sözümüz yükselsin, muhabbetimiz güzel olsun. Hakkı abimize, yönetim kurulu üyemiz Hakkı canımıza geçmiş olsun diyorum. Kamuoyundan da güvenlik güçlerinden de ricamız şudur ki lütfen bu konuyu en kısa zamanda en güzel şekilde aydınlatın. Aydınlatın ki bu tür olaylara bir daha meyil vermesinler insanlar, cesaretlenmesin. Eğer siz aydınlatmıyor iseniz bu tür insanlar cesaret alır. Bu olaylar peyderpey gelebilir.